RT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 16 Haziran Pazar hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, ülkenin büyük bölümünde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Ülkenin büyük bölümünde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistem gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre yurdun büyük bölümünde geçen hafta boyunca yerel olarak kuvvetli ve yer yer şiddetli gök gürültülü sağanağa neden olan sistemin gelecek hafta sonuna kadar etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzeyinde genellikle öğleden sonraları görülecek yağışların özellikle İç Anadolu ile Ege ve Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli ve şiddetli olacağı ve hayatı olumsuz etkileyeceği öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların meydana gelebilecek ani sel, su baskınları, yıldırım düşmesi, dolu ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Gök gürültülü sağanak yağışlara sebep olan sistemin hafta sonu itibariyle ülkenin iç ve batı bölgelerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi yeni Büyükşehir Yasası kapsamında kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılara destek olmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla sulama göleti yatırımlarını sürdürüyor. Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 31 ilçede 172 sulama yatırımı yapan Büyükşehir, Selçuklu Yükselen Mahallesi'nde de 61 hektar alanı sulayacak gölet yapıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi yeni Büyükşehir Yasası kapsamında kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılığa destek olmaya devam ediyor. Kırsaldaki göçün önlenerek vatandaşların yaşadığı yerde hayatını sürdürmesine katkı sağlamak amacıyla tarımsal desteklerin yanında 2014 yılından bu yana KOP Bölge Kalkınma İdaresi kaynaklarını da kullanarak toplam 172 sulama projesini hayata geçiren Büyükşehir, yaptığı 182.7 milyon liralık harcamayla 19.620 hektar sahayı sulama imkanına kavuşturdu. Edil Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü ve öğretmenlere meslek liselerinin önemini anlattı. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Sırım. Öncelikle hoş geldiniz. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü ve öğretmenleri meslek liselerinin önemini ve bölümlerini tanıttı. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Sırım. Öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Okulumuz 50-55 yıldır mesleki ve teknik eğitim konusunda hizmet vermektedir. Okulumuzda Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı olmak üzere iki farklı program uygulanmakta. Anadolu Teknik Programı nitelikli okul sınıfındadır, sınavla öğrenci almaktadır. Anadolu Meslek Programı'nda ise ortaokuldan çıkan ve isteyen bütün öğrencilerimizin mesleki eğitimlerini vermekteyiz. Okulumuzda makine teknolojisi alanı, elektrik elektronik teknolojisi alanı, motorlu araçlar teknolojisi alanı, bilişim teknolojisi alanı, tesisat ve iklimlendirme teknolojisi alanı, kimya teknolojisi alanı, mobilya ve dekorasyon alanı ve metal teknolojisi alanı olmak üzere 8 alanda bölümde eğitim öğretim hizmetlerimiz devam etmektedir. Şu bir gerçektir, okulumuz olan bölümlerin hepsinde şehrimizde ve ülkemizde büyük bir istihdam açığı söz konusudur. Eğer öğrencilerimiz geldiği takdirde ve severek bir mesleği tercih ettiğinde mutlaka hayatlarında güzel ve verimli geçecek bir iş olanağı kendileri için sağlanacaktır. Buradaki önemli olan faktör öğrencimizin bir mesleği isteyerek tercih etmesi, ardından bu mesleği öğrenmesi ve icra etmesi önemli olan konudur. Bunu ifade edeyim. Okulumuzun eğitim öğretiminde staj çalışmalar devam etmekte. Diplomayla birlikte iş yarışma belgesi vermekteyiz. Europass belgesi vermekteyiz. Okulumuz öğrencilerin mezun olduğu zaman. Yine öğrencilerimize her yıl aşağı yukarı Avrupa'da staj imkanı sunmaktayız. Bu yıl 8 öğrencimiz İsveç, 16 öğrencimiz Fransa'da staj programı
yaptılar. Geçen yıl Portekiz'de 6 öğrencimiz gitti. Daha önceki yıl Hollanda ve Almanya'da da değişik okullarda ve iş yerlerinde staj çalışmalarımız okulumuzda sürdürmekteyiz ve projelerimiz geçmekte. Bu anlamda çalışmalarımız devam etmekte. Mesleki eğitimin önemi halkımızca ve gençlerimizce kavrandığı sürece ve tercih edildiği sürece hayatlarımızı daha kolay idame ettireceğiz. Daha kolay iş bulacağız ve çalışma alışkanlıklarını, üretme alışkanlıklarını daha kolay edineceğiz. Teşekkür ediyorum. Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik Teknolojileri alanı olarak biz okulda endüstri kontrol sistemi ve pano tasarımı alanında eğitim öğretim veriyoruz. Görmüş olduğunuz sistem, hızlı çizgi izleyen robot sistemi 13. Uluslararası Robot Yarışması'na Samsun'da katılmış olup bunları orada başarıyla ilçemizi ve okulumuzu temsil etmiş durumdayız. Yine görmüş olduğunuz gibi burada elektrik elektronik sistemleri alanında oldukça geniş bir alan elektrik elektronik sistemleri alanı. Yapmış olduğumuz becerileri, öğrencilerimizin yapmış olduklarını burada sergiliyoruz. Yine biz Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu yıl iş sektörü ve mesleki eğitim alanında üniversiteler uygulamalara evrilmesi isimli projemizle 8 öğrenci, 1 öğretmen İsveç'te bir projeye katıldık. Burada 8 öğrencimiz orada gerekli eğitim öğretimleri aldı. Yine Haziran ayında endüstri kontrol sistemleri alanında 16 öğrenci ve 2 öğretmenle birlikte Fransa'nın Lyon şehrinde bir staja katılacak öğrencilerimiz. Buraya gelen öğrencilerimiz sadece burada değil, ülkenin çeşitli yerlerinde robot yarışmalarına katılıyorlar. Yine uluslararası bu ana kadar uluslararası projelerde katılmış olduğumuz yarışmaları başarıyla temsil etmiş bulunmaktayız. Yapmış olduğumuz projelerle yaklaşık 100 civarı öğrenciyi yurt dışına götürdük. Bunun yanında 16 tane öğretmenimiz yurt dışına gitmiş gelmiş oldu. Yurt dışındaki mesleki eğitimle buradaki yapmış olduğumuz uygulamaları karşılaştırdık. Ülkemizde mesleki eğitim %35 civarında. Fakat geçen yıl Portekiz'de yapmış olduğumuz, gerçekleştirmiş olduğumuz projede %65 mesleki eğitime öğrencilerin yönlendirildiğini gördük. Oradaki mesleki eğitimin buradan çok farklı olmadığını, hatta şunu da iddia edebiliyorum. Buradaki vermiş olduğumuz mesleki eğitim, yurt dışındaki eğitimlerden Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Portekiz'deki mesleklerini gezdik. Buradaki eğitimin onlardan kat kat üstün olduğunu gördüm. Makas üretmeye başlamadık. Orada yetişen öğrenciler, meslek lisesi bitiren öğrenciler genelde iş sektöründe iş bulma imkanına sahipler. Fakat ülkemizde özellikle Ereğli'de dar bir sanayi alanı olduğu için burada iş bulma durumu biraz daha yavaş oluyor, ağır oluyor. Genelde bizim mezun ettiğimiz öğrenciler ya askeriye gidiyor ya da şehir dışında Ankara, İstanbul gibi büyük şehirlerde iş bulma imkanlarını buluyorlar. Teşekkür ederim. Konya Ereğli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tesisat Teknolojisi ve Teknolojilendirme Alanı bölüm tanıtımı yapacağız şimdi. Katı ve kaz yakıtı cihazların bakımı, onarımı, işletmeye alınması ile ilgili öğrencilerimize bilgi beceri kazandırılmakta. Yaşam kaynağımız olan suyun şartlandırılması, kullanım yerlerine taşınması, kullanım yerlerindeki pis ve kirli suların insan sağlığına zarar vermeyecek bir şekilde ortamdan uzaklaştırmasına dair öğrencilerimize bilgi beceri kazandırılmaktadır. Bölümümüzde özellikle doğal gazın yaygınlaşmasıyla kalifiye eleman ihtiyacı doğmakta. Bu bölümümüz bu eksikliği giderme noktasında eleman yetiştirmektedir. Özellikle gaz yakıcı cihazların bakım onarımı ile ilgili servis eleman açığı bulunmaktadır. Bu eleman açıklarını bölümümüz karşılamaktadır Ereğli bazında. Özellikle hastanelerde, fabrikaların kazan dairelerinde, devlet kurumlarında teknisyen olarak veya otellerde teknisyen olarak öğrencilerin mezun olduğu zaman bu kurumlarda görev almaktadır. Özellikle mezun olan öğrencilerimiz teknik ünvan almakta. Mezun oldukları zaman şöyle diyeyim, iş yeri açma belgesi veriyoruz öğrencilerimize. Ayrıca Europass belgeleri almaktadır. Bunlar okulumuzun artıları.
Bilişim Teknolojileri bölümünde işte yazılım, donanım, ağ temelleri üzerine ve programcılık, programlama, veri tabanı üzerine eğitim vermekteyiz. Aynı zamanda robotik kodlama üzerine de eğitim veriyoruz. Gelecek 21. yüzyılda teknoloji çağında teknolojiyi yakalamak için, Avrupa ülkeleriyle yarışabilmek için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Yani iş alanları, üniversite alanları oldukça geniştir bilişim teknoloji alanında. 11 adet mühendisliğimiz vardı. Bunun yanında 2 yıllıklarımız. Bu alanlarda da devlet dairelerinde, kamu kuruluşlarında, özel sektörde, fabrikalarda, her alanda iş imkanları bulunmaktadır. Merhabalar, ben Sabahattin Öğütlü. Konya Ereğli Meslek Sesi Motor Bölümü öğretmeniyim. Şu anda okulumuzun tanıtımıyla ilgili burada kermes düzenlemekteyiz. Okulumuz 4 yıl lise düzeyinde eğitim veriyor. İlk 9. sınıf hazırlık olarak geçiyor. 9. sınıftan sonra öğrencilerimiz 10, 11 ve 12. sınıfta alan bölümlerine, alan eğitimlerine geçiyorlar. Şu anda okulumuza daha fazla öğrenci almak için şu anda böyle bir kermes düzenledik. Teşekkür ediyorum. Bölümümüzde Arduino kodlama üzerine çalışıyoruz. Arduino kodlama, robot kodlamanın bir dalı. Mesela çizgi izleyen arabalar, bulut kontrollü arabalar, engelden kaçan arabalar. Bunların hem elektronik tasarımlarını yapıyoruz, aynı zamanda da yazılımını da kendimiz yapıyoruz. Bu şekilde de öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Metal teknolojisi bölümü olarak buraya sergimizi açtık. Bunlar bizim çocukların, öğrencilerimizin soğuk şekillendirme dersinde yapmış olduğu işler. Özellikle de sergi için yaptık. Böyle işte kanepe türü, ondan sonra işte sandalyeler, çiçeklerimiz, ondan sonra süs eşyalarımız. Ders esnasında bunları yaptırdığımız işlerimiz. Aynı zamanda kaynakçılık bölümü aslında bizim ama bunlar sergi için yaptığımız işler. Mobilya ve iç mekan tasarım alanı, o bölümü işleri, öğrencilerimizin yapmış oldukları işler. Burada bölümümüzde dallar var. Bu dallarda şu anda mobilya iç mekan ve mobilya teknolojisi alanı dalı. Öğrenciler burada kendi yaptıkları ürünleri sergilemektedirler. Kendi el emeği, göz nuru işlerdir. Bölümümüz teknolojisi gelişen bir bölüm. Hızlı bir gelişen bir bölüm. Her zaman yeniliğe açık, estetik, güzelliği, görselliği olan bir bölüm. Burada öğrencilerimizle birlikte yapmış olduğumuz işler sergilemekteyiz. Bültenimize kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratpen'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratpen inovatif serisinden. Selenit. Fratpen.
Fırat Ben Ereğli Bayi Zirve Pen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fırat Ben kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fırat Ben'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirve Pen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yaptırabilirsiniz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üçgöz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Eva Pizza Cafe Bistro. İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler, başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Bu akşam da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.